dinleyiciler, birazdan Hüsnü Bozkurt CHP Konya Milletvekili bizlerle birlikte olacak ve programımızda Kuzey Irak'la ilgili gelişmeleri değerlendirirken Putin-Erdoğan görüşmesinin sonuçlarını soracağız. Ne mesaj aldı acaba Hüsnü Bozkurt diyeceğiz, değerlendirmesini alacağız kendisinden. Şimdi Putin-Erdoğan görüşmesi ve bölgesel gelişmelere, dış politikaya geçmeden önce biraz daha yine ekonomiden devam edelim istiyoruz. Ve yaz saati uygulamasıyla ilgili Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına tekrar bir dönelim. Yaz saati ekonomisini yansıtacağız ekranlara zira. Evet, Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Danıştay'ın yaz saati uygulaması kararının ardından konuya ilişkin bir kanun hükmünde kararname çıkarılarak düzenleme yapılacağını duyurdu. Danıştay'ın verdiği karar önemli diyen Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük ihtimalle KHK ile bu konuda bir düzenleme yapılacaktır dedi. Şimdi işi ekonomiye dayandırıyorlar. Sevgili izleyiciler, yaz saati uygulamasında şimdi kar mı zarar mı ediyoruz? Yine ışık açılıyor erken saatte kalkıldığı için. Bunun hesaplaması da tartışılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı derlenmiş haberi getirelim ekran. Yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesi Danıştay İdari Hava Daireleri Kurulu'nca durduruldu. Kurul kararında yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulandı. Kararda Danıştay 10. Dairesi'nin red kararı kaldırılarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. 14 Eylül tarihli karar kurul kararı olduğu için kesin nitelik taşıyor ve iptal kararı gibi de sonuç doğuruyor. Kararın davalı Başbakanlık'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Hükümet yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine dönük yasa ya da KHK ile yeniden bir düzenleme yapmazsa Ekim sonunda bütün dünya ile birlikte Türkiye'de kış saatine geçecek. Çocuklar karanlıkta okula gitmekten kurtulacak. 10. daire ise önümüzdeki günlerde davayı esastan karara bağlayacak. Karara ilişkin AKP sözcüsü Mahir Ünal ilk açıklamayı yaptı. Buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak dedi. Böyle bir yürütmeyi durdurma kararı var. Bununla ilgili de gerekli değerlendirmeler, istişareler partimiz tarafından, hükümetimiz tarafından yapılacaktır. Ve buna ilişkin bizim pozisyonumuz ve kararımız da sizlerle paylaşılacak. Evet, böyle bir karar söz konusu. Yaz saati uygulaması ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın kararını hiçe sayan bir açıklama yaptı. Enerji tasarrufu sağlıyor, uygulama aynı istikamette devam edecek dedi. İki adım öne taşıyacak. Öte yandan elektrik yüksek mühendisi Abdullah Cenkçiler, kış saati uygulamasına geçilmemesiyle birlikte yaşanan maddi kayıpla ilgili rapor hazırladı. Rapora göre kış saati uygulamasına son verilen 2016 Kasım ayındaki elektrik tüketim oranı kış saatinin uygulandığı bir önceki yıla göre %6.57 artış gösterdi. Yine Aralık 2015'te 24 milyar kilowatt saat olan elektrik tüketimi Aralık 2016'da 25.2 milyar liraya ulaştı. Artış oranı da %5'i buldu. Böylece kış saatine geçilmemesi nedeniyle yaklaşık 800 milyon kilowatt saat fazladan elektrik harcamış olduk. İktidarın kış saati uygulamasına geçilince 25 milyar lira tasarruf elde edileceğini açıklamasına rağmen hesaplamalara göre zarar 350 milyon lira. Motorlu taşıtlar vergisi tartışılırken bir yandan da zarar var, zarar da itiraf ediliyor. Bir yaz saati uygulamasını diretmekle zarar da ediliyor. Bu anlayabilmiş değiliz vallahi. Anlayan beri gelsin durumu olmuş tam anlamıyla. Şimdi köşe yazarlarının gündeminde de ekonomi vardı. Ahmet Hakan'a bakalım. İronik bir yaklaşım var. Reisten her an %40'lık zam mı? Derhal durdur Naci emri gelebilir. Bazı yurttaşlarımız ülkede hangi olumsuz gelişme yaşanırsa yaşansın oylarını AK Parti'ye vermeye devam ediyor. Bu yurttaşlarımız bu tutumlarını hep şu iki gerekçeye izah etti. 1- Yol yaptılar. 2- Ama köprü yaptılar.
Yolların ve köprülerin hatırına oyunu AK Parti'ye veren yurttaşlarımız %40'lık zammın ardındansa bu ne arkadaş, böyle vergi olur mu, arabayı satarım daha iyi demeye başladılar. Arabalar gidince yolların ve köprülerin pek bir öneminin kalmayacağı anlaşıldı. AK Parti'ye yükselen ama köprü yaptılar ama yol yaptılar gerekçelerinin de pek bir anlamı dolayısıyla kalmayacaktır. Size bir şey söyleyeyim mi? Reis 2019 başkanlık seçimi kampanyasını %40'lık zamla başlamasının ne denli tehlikeli bir adım olduğunu fark edecektir. Ve %40'lık zammı derhal geri alacaksın Naci diye bir çıkış yapar. En azından rasyonalite bunu gerektiriyor gibi demiş Ahmet Hakan. Bu arada... Ağbal, sevgili izleyiciler, Maliye Bakanı Naci Ağbal zammı savunurken dalga geçer gibi bir ifade kullanmış. Onu söylemek istiyorum. Hürriyet Gazetesi bugün derlediği motorlu taşıtlar vergisi ve zam haberinde kullanıyor. Kızıyorsunuz ama bu yıl otomobil almak avantajlı diyor bakan. O avantajı siz hissedebiliyor musunuz? Onu bilemiyorum tabii. Acaba bakan dalga mı geçiyor, dalga geçer gibi niye böyle diyor bilemiyorum. Şimdi Çiğdem Toker'e bakalım. Çiğdem Toker'de de yine bu ekonomiyle ilgili bütçe bağı söküldü, torbayla tutmaz diye bir başlıkla haber yazı görüyoruz. Bütçeyi bağlama sonradan deyime dönüşmüş olan hakiki bir iple bağlama işlemidir. Maliye bürokratlarının anayasal takvim yaklaştıkça sabahlayarak hazırladığı genel ve özel bütçeli kuruluşların bütçeleri üst üste konur ve Maliye Bakanı da demo manşetli iple bütçeyi bağlayarak iyi dilekler, dua ve espriler eşliğinde üstüne düğümü atar. Bütçenin bağı söküldü dediği bu örneklem olarak başlığa da koyduğu 37 milyar ek borçlanma, gerçek açık 89.2 milyar lira. Torba kanundan yine ayrıntılar aktararak bize TVF'ye hazineden kaynak yaratılacak yorumunda bulunmuş. Şimdi sorular var. Bu tedbirler savunma harcamalarını artırdığı için geldiyse, ticari sır gerekçesiyle açıklamadığınız garantili projelere hazineden TVF aracılığıyla bizim vergilerimizi neden aktarıyorsunuz? Üçüncü köprü, Osman Gazi, Avrasya müteahhitlerine hazinenin TVF üzerinden aktaracağı kaynakla ülke savunması için kullanılan savaş uçağı tank harcamalarının ne ilgisi var? Cevabı bilsek de soruyoruz. Sahi siz kimi kandırıyorsunuz diyor. Savunma harcamalarını öne sürenlere yanıt vererek sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Çiğdem Toker. Bir yazı da Saygı Öztürk'ten bakalım. Saygı Öztürk de bugün rant bağı kurmuş. Onlar parsel parsel kazanırken diyor. Hemen Saygı Öztürk'ün yazısından da sizlere bir kuple aktaralım. Onlar parsel parsel kazanırken, rant sözcüğünün anlamı bir mal veya paranın belirli bir süre içinde emek verilmeksizin sağladığı gelirdir. Son yıllarda da belki en çok duyduğumuz bu kelime diyor. Kadir Topbaş İstanbul örneğini veriyor. İstifayla kurtulamaz diye söylüyor, yazıyor. Siyasi destek de olunca diye devam ediyor yazısı İstanbul örneğiyle. Rant yazısı Saygı Öztürk'ün. Üzerindeki baskıya rağmen kamu görevlileri olumsuz görüş belirtse bile buna rağmen komisyonun 5 üyesinin oyuyla bunların mecliste görüşülmesinin yolu açılıyor. Rant'ın, Kadir Topbaş'ı istifaya götüren o rant'ın. Bülent Arınç'ın deyimiyle kent parsel parsel satılırken birileri de parsel parsel kazanmaya devam ediyor. Peki bu duruma daha ne kadar seyirci kalınacak? Güzel soru. Ne kadar? Evet sevgili izleyiciler, önemli bir soru. Şimdi parsel parsel satılırken çevreyi talan ediyorlar, yok ediyorlar, doğamızı yok ediyorlar. Dün Artvin'den haberi okuduk hep beraber. Bir yandan da halk ses çıkarmasın diye bir takım kişiler aracılığıyla, şirketlerin para harcadığı bir takım kişiler aracılığıyla ikna edilmeye çalışılıyor sevgili izleyiciler. Ama doğanın intikamı çok çok ters oluyor, çok ters oluyor, çok acımasız oluyor. Ve o doğanın intikamında çevresini korumak isteyenlerle çevresini talan etmek isteyenler aynı cezayı çekiyor. İklim değişikliği tartışmaları var biliyorsunuz. İklim değişikliği ülkemizde de hissetmeye başladık. Hortumlar görüyoruz örneğin, can alan. Sel çok sık görülmeye başladı. Şimdi Ardahan'dan bir haberle bu kadar giriş yaptıktan sonra çevreye yönelik birkaç haber sunacağız size. Ardahan'dan bir haberle devam edelim. Ardahan'da çoban bir baba çocuğunu nasıl kurtardı biliyor musunuz? Doğa bilgisiyle sevgili izleyiciler. Çoban bir baba
acil bir durumda ne yapması gerektiğini bilerek kurtardı. Doğa bilgisi böyle bir şey. Çevreyi korumak da böyle bir şey. İzleyelim görüntüleri. Şimşek tepe vurdu. Büyük bir ışık saçıldı. Işık bana değdi. Yere düştüm. Küçük kardeşim babama söyledi. Gelip kum üstüne döktü. Sonra ben de boymuşum, kendi de değilim. Iğdır Öner, Hacıköy'ünde oturan evli ve 5 çocuk babası 30 yaşındaki Yılmaz Yıldırım, çobanlık yapmak için ailesiyle birlikte Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenarbelli köyüne gitti. Köyün yaylasında sürü otlatan Yılmaz Yıldırım'a çocukları Murat'la 9 yaşındaki Berat demlik içerisinde çay götürdü. Burada babalarıyla birlikte bir süre duran çocuklar daha sonra köye doğru yola çıktı. Babalarından yaklaşık 100 metre uzaklaşan çocukların üzerine Yıldırım düştü. Evet, toprağa gömerek çocuğunu o yıldırımın zararından kurtaran bir baba, doğa bilgisine sahip bir babanın öyküsünü getirdik Ardahan'dan. Şimdi Kuzey Pasifik Okyanusu'na dönelim ve okyanusun büyük problemi çöp dağlarına bakalım. Büyüklüğü Fransa kadar, bayrağı, parası ve pasaportu bile hazırlandı. Okyanustaki çöplerden oluşan çöp adalarının ülke olması isteniyor. Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki çöpten oluşan ada o kadar büyüdü ki boyutları Fransa'nın yüz ölçümünü geçmek üzere. Bu durumu gören Plastic Ocean Foundation, Ladbible adlı haber ve eğlence sitesiyle beraber şimdi bu çöpten adanın bir ülke olarak tanınmasını talep ediyor. Kalıcı bir nüfus için ülkenin ilk vatandaşı da belli. İklim Gerçeği Projesi'nin kurucusu ve eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, çöp adalarının fahri vatandaş unvanını kabul etti. 100 binden fazla gönüllünün ise vatandaş olma talebini ilettiği belirtiliyor. Bir ülke olmak için neredeyse her türlü adımı atan çöp adaları geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e dünyanın 196. ülkesi olmak için başvurusunu yaptı. Ülkenin bayrağı, pasaportu, para birimi ve pulları da hazır. Çöp adalarının bu başvurusu kabul edilmese bile bu şekilde büyüyen probleme dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Eğer önlem alınmazsa 2050 yılında okyanuslardaki plastiğin ağırlığının balıkların ağırlığını geçmesi bekleniyor. Evet, bu kez sosyal medyanın gündeminden devam edelim. Sevgili izleyiciler, çöp dağları ile ilgili bir kampanya var. Bu kampanyayı dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Temiz bir dünya için çöpleri çöpe atalım kampanyası. İnsanlığın gündeminden şimdi Türkiye'nin gündemine geçelim sevgili izleyiciler. Dünyanın konuştuğu konuları da sizlere yansıtmaya hassasiyet gösteriyoruz. Putin-Erdoğan görüşmesi bugün konuğumuzla değerlendireceğimiz Kuzey Irak bölgesel gelişmeler elbette. Putin-Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarına bakalım öncelikle. Uçak krizinin ardından ikinci kez Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptılar. Sayın İkili görüşme Putin, yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Ortak basın açıklamasında da Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları mütalaa ettik. Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz dedi Erdoğan. Kuzey Irak'ta yapılan referandumun meşru olmadığını belirterek maalesef bölgesel yönetim tüm dosya ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur ifadelerini kullanırken Putin de
Erdoğan'ın ardından kürsüye çıkarak Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunu değerlendirdik. Bizim ilkesel tutumumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındadır dedi. Toplantının verimli olduğunu söyledi Putin. Özellikle Suriye'nin çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın girişimleri ve iradesiyle önemli bir başarıya imza attık diyor Putin. Sevgili izleyiciler, önemli bir görüşmeydi Türkiye'de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi. Geçen haftada hatırlayacaksınız, Trump-Erdoğan görüşmesinden dostum Erdoğan ifadesini duymuştuk. Putin görüşmesinden de dostum Erdoğan ifadesini duyduk. Konuğumuz yanımıza, stüdyomuza ulaştı. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. İyi yayınlar, merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Bozkurt, İki ülkenin de dostum dediği bir ülkeyiz. Çok güzel tabii bu görüntüde. Fakat ABD ve Rusya'nın çıkarları her zaman birlikte değil, çatışıyor. Çatışmasızlık bölgesi Kuzey Suriye'de koridorun oluşmaması için yaratılmaya çalışılan Rusya tezi. Amerika buna karşı. Her iki ülkenin de dostum diyerek Türkiye'nin ne yaptığını anlamaya çalışalım. Putin-Erdoğan görüşmesi sizce nasıl geçti? Şu anda gündemimizde Kuzey Irak olması gerekirken belli ki Putin'in gündeminde Suriye var, onu anlıyoruz. Tabii. Siz neler söyleyeceksiniz? Önce Halk TV izleyicilerine, Halk TV ekranları aracılığıyla milletimize iyi günler dileyelim. Size de davetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi dostum Türkiye diyen yok. Dostum Erdoğan deniyor. Pekala Putin de, Trump da Türkiye'de artık demokratik bir yapının olmadığını, bir hukuk devletinden söz etmenin mümkün olmadığının farkındalar. Onun için tıpkı bir dönem, yani bundan yıllar önce bir Amerikalı'nın dediği gibi, biz Türkiye'de ne yapmaya çalışsak, işte meclisi ikna etsek ordu karşımıza çıkıyor, orduyu ikna etsek yargı karşımıza çıkıyor, yargıyı ikna etsek iş dünyası karşımıza çıkıyor. Onun için Türkiye'de bu birkaç şeyi halletmemiz lazım. Bunlardan birincisi Kemalizmi halletmemiz lazım. İkincisi parlamenter demokrasiyi halletmemiz lazım. Bir başkanlık rejimi olmalı. O zaman tek bir kişiyi ikna etmek daha kolay olur. Edemediğimiz zaman da onu halletmek kolay olur gibi böyle bir açıklama. Biraz sonra bulur okurum onu. Şimdi Putin'le görüşme, Trump'la görüşme, dostum vesaire. Bunların hiçbirinin uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde bir geçerliği yok. Devletler arası ilişkilerde esas olan ulusal çıkarlardır. Yani Amerikan çıkarlarıdır, Rusya'nın çıkarlarıdır, Türkiye açısından da Türkiye'nin çıkarlarıdır. Şimdi o açıklamada çok dikkat çekici. Diyor ki Sayın Erdoğan, biz hem Suriye'nin hem Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Şimdi peki ne oldu da bunu demek zorunda kaldık? Şimdi biliyorsunuz aynı Recep Tayyip Erdoğan ki 15 yıldır Türkiye'yi neredeyse tek başına yönetiyor. Hele 15 Temmuz 2016'dan sonra artık meclis falan da devre dışı. Tam bir tek adam rejimi 16 Nisan'dan itibaren. Aynı anda hem AKP'nin genel başkanı olan, hem cumhurbaşkanı olan, hem yargının başı olan, hem ordunun başı olan, her şeyin başı olan bir... Ki ne istese evet. Yaptırıyor, TEOK kalksın diyor, kalkıyor evet, mesela. Evet. Yani artık şey de değil böyle, biraz sonra girelim ama şu Irak-Suriye'nin toprak bütünlüğü. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı idiyseniz, 2011'den sonra orada başlayan iç savaşta, neden oradaki Selefi cihadi örgütleri desteklediniz? Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Esad'dı. Siz Esad'a katil Esad dediniz. Esad'la bütün ilişkileri kestiniz. Emevi Camii'nde namaz kılmaktan bahsettiniz. 3 saatte, 5 saatte işte Şam'a gideriz falan dediniz. Bunları bu ülkenin devlet adamı sıfatını taşıyan insanlara etti. Sonuçta 6 yıl sonra 2017'ye geldiğimizde Esad'ın gitmediği görüldü. Emevi Camii'nde namaz mamaz hikaye oldu. Güya bütün dünyanın mücadele ettiği, IŞİD diye bir
terör örgütüyle mücadele bağlamında bir takım önlemler alınıyor. Kimse sormuyor. Nasıl bir şeydir bu IŞİD? Kripton gezegeninden gelen süpermenlerden falan mı oluşuyor? Yani Amerika savaşıyor, Rusya savaşıyor, Almanya savaşıyor, Avrupa Birliği savaşıyor, Türkiye savaşıyor, İran savaşıyor. Herkes savaşıyor IŞİD'le ama IŞİD var. Şimdi bakın, aynı şekilde Sayın Erdoğan dün yine bu açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğüne. Peki Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan kim Irak'ta? Irak merkezi hükümeti, yani Abadi ya da İbadi. Peki ne dedik biz daha bundan 5-6 ay önce İbadi'ye? Muhatap. Sen benim kalitemde değilsin, sen benim muhatap. Niye? Çünkü Barzani'yi bu duruma getiren Recep Tayyip Erdoğan politikalarıdır. Altını tekrar kalın kalın çiziyorum. AKP politikaları değil. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan politikalarıdır. Çünkü daha bundan birkaç ay önce Barzani'nin bayrağını göndere kim çekti? Peki Power Trans şirketi kimin? Peki o Power Trans'ın da içinde olduğu 5-6 şirketten oluşan genel enerji şirketini hangi ülke kurdurdu orada? O genel enerji Exxon Mobil'le hangi anlaşmayı yaptı? Sonra o Exxon Mobil genel enerji ortaklığı Barzani ile 50 yıllık petrol anlaşmasını yaptı mı? Şimdi neyi konuşuyoruz biz Allah aşkına? Putin bunları bilmiyor mu? Trump bunları bilmiyor mu? Bu insanlar Merih'te mi yaşıyor? Neymiş efendim? Biz Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Nasıl saygılıyız ya? Nasıl saygılıyız? Bakın, Irak'ta bir referandum yapıldı. Evet. 6 aydır belliydi bu referandumun yapılacağı. 6 aydır. 2 senelerdir de konuşuluyordu. Konuşuluyor. Şimdi bu referandumu önlemek bütün dünyadaki ülkeler içinde bir tek Türkiye'nin imkanı vardı. Niye? Çünkü Türkiye'nin kendi bir Kürt nüfusu var. Hı hı. 30 yıldır kendi Kürdümüzle PKK üzerinden ciddi bir sorun yaşıyoruz, değil mi? Bunu halletmek için hiçbir girişim var mı? Kendi içimizde barışı sağlayabildik mi biz? Türkiye'de barışı sağlayabildik mi? Türkiye'de seçim güvenliği var mı? Türkiye'de son yapılan 16 Nisan referandumu AGİT raporlarına göre de güvenilir bir seçim olarak yapılabildi mi? Gözümüzün önünde, herkesin gözünün önünde YSK akşam üzere alınan bir korsan kararla 2,5 milyon geçersiz oy pusulasını geçerli sayarak referandum sonucunu değiştirdi mi? Değiştirdi. Biz ne diyoruz şimdi? Irak'ta yapılan referandum gayrimeşrudur. Allah Allah. Kim diyor bunu? Kendi ülkesinde gayrimeşru referandum sonucunda AKP genel başkan olmuş bir cumhurbaşkanlığı sıfatı taşıyan kişi diyor. Bunun dünyada karşılığı yok. İnandırıcılığı da yok. Bizim Kuzey Irak'taki de facto ortaya çıkan bu durumu çok önceden önleyebilirdik. Ne yapabilirdik? Barzani ile görüşülüyordu, konuşuluyordu. Barzani'nin Türkiye'de 102 şirketi var. Barzani'nin oradan petrolden elde ettiği milyar dolar para var. O petrol Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanıyor. Hangi şirketlerin pazarladığı, o şirketlerin ortaklarının kimler olduğunu da bizim Türk milleti bilmiyor. Ama dünya biliyor. Rusya'da biliyor, Amerika'da biliyor. O oralardan elde edilen gelirle hangi İsviçre bankalarında hangi hesapların açıldığını da bütün dünya biliyor. WikiLeaks belgelerinde yazıyor. Bunlar yeni değil. Yıllardır. Hı hı. Şimdi diyoruz ki bakın, bu yanlış. Diyoruz ki manayı kapatırsak işiniz biter. Kimin işi biter? Mana kapanınca. Kimin işi biteri de söyleyeceksiniz o zaman. Hangi şirketin işi biter? Efendim, haburu kapatırsak aç kalırsınız. Nereden size İsrail nereden yemek gönderecek, bilmem ne gönderecek. Ya bir halk açlıkla tehdit edilmez. Uluslararası hukukta bunun yeri yok. Şimdi Suriye'de 5 sene, 6 sene Selefi cihadi ne kadar örgüt varsa Türkiye destekledi. Türkiye destekledi. Tabii Recep Tayyip Erdoğan üzerinden. Ne dedik? Sinirli çocuklar. Asabi çocuklar. Orada Esad'la savaşan bu Selefi cihadi unsurların insanları burada geldi, tedavi oldu, tatil yaptı,
tekrar gitti savaştı. Eğitildi. 3,5-4 milyon Suriyeli var bugün Türkiye'de. Buna işte Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 30 milyar dolar harcadık falan deniyor. Peki şimdi o Suriyelilerin bir kısmına vatandaşlık verilmeye çalışılıyor. Şimdi İdlib'e gireceğimiz söyleniyor. İdlib'de tam 50 bin El-Nusra militanı var. Yani bizim Türkiye'nin, Türkiye'nin demeyelim yani Türkiye'ye haksızlık olmasın çünkü Türkiye çok büyük bir ülke, çok imkanları olan bir ülke. Akıllı bir yönetimle pek çok şeyi ama çok becerebilecek yoruldu, bir ülke. Evet, aynen öyle. Şimdi bizim politikamız ne Allah aşkına? Bir kişi çıksın söylesin. Bakın Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki bir gece ansın gelebiliriz. Güzel. Aynı gün öğleden sonra başbakan çıkıyor. Diyor ki öyle topyekun savaşa falan girdiğimiz yok diyor. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Van'ı kapatırsak görürsünüz. Öbürü çıkıyor, bakan çıkıyor diyor ki ne Van'ası ya? Van'a falan kapatılır mı? Ha bunu kapatırız aç kalırsınız. Ekonomi Bakanı çıyor diyor ki ambargo falan yok öyle. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarının bu demeçleri bütün dünya tarafından okunuyor. Şimdi berraklaştırmak açısından şöyle dediniz ki Türkiye bu referandumu, Barzani'nin referandumunu engelleyebilirdi. Tabii. Türkiye'nin bu imkanı, tabii, gücü vardı. Çünkü Barzani'yi yaratan, bu kadar güçlendiren ülke Türkiye. Evet. Değil. Recep Tayyip Erdoğan. Tam onu soracağım ben de. Ben Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan'ı ayırıyorum. Yani. Hiç böyle kafalar karışmasın ve yorulduk. Evet ama bunları konuşmak ve konuşmaya sizler de anlatmaya devam etmek zorundasınız. Türkiye engelleyebilirdi ama Barzani devlet başkanı gibi karşılayıp bayrağını da astıran bir irade engellemez ki. Sevgili Semra Topçu, Berrak, söyledi zaten. Ne dedi Sayın Erdoğan? Biz dedi. Barzani'nin böyle bir hata yapacağını hiç düşünemedik, yanılmışız. Çok açık, çok açık. Siz uluslararası ilişkilerde ahbap çavuş bağlantısının olamayacağını anlayamayacak kadar bu konularda kusura bakmayın eğitiminiz, müktesebatınız yetmiyor. Yetmiyor kardeşim. Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmeye bilgi birikiminiz yetmiyor. Yetmiyor. Buradaki olay tam bir, bakın, tam bir kahtarıcaldır. Yani devlet adamı yokluğudur. Herkesi başbakan yapabilirsiniz. Herkesi milletvekili yapabilirsiniz. Herkesi cumhurbaşkanı yapabilirsiniz. Sonuçta işte belli bir sayıda ama herkesi devlet adamı yapamazsın. Devlet adamı olmak için tarihi bilmek gerekir. Coğrafyayı bilmek gerekir. Jeostratejiden haberiniz olmak gerekir. Dünya dengelerini iyi okumanız gerekir. Niye? Siz demin bir şey söylediniz. Neden Putin geliyor, Irak'ı hiç konuşmuyor da Suriye'yi konuşuyor? Biz nasıl görmüyoruz Amerika ile Rusya arasında Orta Doğu petrolleri konusunda bir zımni anlaşmanın yürürlükte olduğunu? Nasıl oluyor da biz Kerkük, Musul ve Irak petrollerinin Amerika ve Batı ya Suriye'deki ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının ve petrol kaynaklarının Rusya'ya bırakıldığını niye görmüyoruz? Rusya neden Irak'ta değil de Suriye ile ilgili? Niye ta bizim deli petro dediğimiz büyük petrodan beri büyük devlet olmanın yolu denizlerde hakimiyettir. Rusya o nedenle kiliselerdeki çanları eriterek top döküp İsveç kralıyla savaştı. Great Petro ya da işte bizim dediğimiz Deli Petro Baltık Denizi'ne çıktı. Sonra Osmanlı'ya geldi sıcak denizlere inmek için. Bizim sayemizde yani Recep Tayyip Erdoğan politikaları sayesinde geldi Laskiye üssünün yanına bir de Tardus üssünü kurdu. Suriye'nin neredeyse şu anda tek hakimi ve o arkasında durduğu için Esad gitmedi. Hı hı. Şimdi nasıl bir politika bu? Gerçekten zor. Barzani'yi yaratan 15 senedir Recep Tayyip Erdoğan politikalarıdır. Suriye'deki bu 6 yıllık iç savaşın en büyük sebebi Recep Tayyip Erdoğan politikalarıdır. Gerçekten zor. Suriye'de kan revan içinde kaldı, ülke perişan oldu. Şimdi bütün bunlar
Bugün geldiğimiz noktada. Bakın Barzani şu haritayla evet propagandası yaptı. Bu haritayla. Gidin evet. Bakın. Evet oylarının bulunduğu propaganda afişlerinde bu haritanın küçültülmüş altında evet. Ne dedi Barzani? Kuzey Irak'taki ona Kürtlere. Bir bakalım mı? Biraz daha net görünsün. Evet. Yani Rudav TV'deki evet. Hava durumu haritası bu Semra Hanım. Bu haritayı minimize etti, küçülttü. Hı hı. Evet afişlerinde kullandı bazen. Önemli olan orada. 6 aydır kullanıyor yani. Ama yeni değil. Yeni değil. Yani biz Barzani'nin bayrağını İstanbul'da ve Ankara'da Türk bayrağıyla beraber göndere çekerken ve bu ülkenin her nasılsa şu anda başbakanlık koltuğunda oturan zat bayrağı var, bakanlar kurulu var, bilmem neyi var. Tabii ki Barzani'nin bayrağını çekeriz derken yani onu devlet olarak tanırız anlamına gelebilecek bir büyük kafı yaparken Barzani bu haritayı minimize etti. Evet afişlerinin üzerine koydu. Ne dedi Irak'taki Kürtlere? Buna evet derseniz işte bu devleti kuracağız dedi. Evet. Peki Türkiye. Bu devletin şimdi burada görülen şu 22 il kimin illeri? Türkiye Cumhuriyeti'nin. Lozan Anlaşması'na göre bizim illeri. Peki ben size şimdi bir harita daha göstereceğim. Bu beyler Türkiye'yi yönetiyorlar ya. Hı hı. Bu Recep Tayyip Erdoğan her şeyi çok biliyor ya. Bak şimdi. Ama yanılıyor. Yani. Neyse o yanılmayı bırak. Bak şimdi yanılmayacağı bir şey göstereceğim. Bak 18 ada ve bir kayalık. 2009'dan beri Yunan işgali altında. Bu adalar, bu 18 ada İzmir, Aydın ve Muğla illerimizde. Bunlar vatan toprağı. Bu toprakların üzerinde Yunan bayrağı dalgalanıyor. Burada sizin bu haritaya uyarınca 22 iliniz ki bu 22 il dikkat edin petrol coğrafyası değildir. Hı hı. Semra Hanım su coğrafyasıdır su. Orta Doğu'da bugün iddiayla söylüyorum kavga su kavgasıdır petrol kavgası değildir. Petrol kavgası yapıldı bitti zaten o. Irak petrolleri kimin? Suriye petrolleri kimin? 100 yıldır bu coğrafyada petrolü kim alıyor çıkarıyor kullanıyor? Bunların hepsi biliniyor. Ama su, hayat su, Fırat ve Dicle sularının haritasıdır bu. Şimdi dün efendim AKP teşkilatlarına bir şey gönderildi. Rabia, hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle böyle Rabia. Neymiş efendim? Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Ha? Hangi tek vatan? Hangi tek vatan? Bu harita olduğu sürece senin tek vatanın yok ey Türk milleti. Bak buradan söylüyorum. Şu harita 18 adanda Yunan bayrağı dalgalanırken ve birileri senin 22 ilini kendi haritanda gösterirken senin tek vatandan söz etme hakkın yok kardeşim. O haritayla bir de oy alıp da kendi iradesini ortaya koymuşken. İkincisi tek bayrak. Nasıl hangi bayrak? Hangi bayrak? Eşek Adası'ndaki, Bulamaç Adası'ndaki Yunan bayrağı mı? Yani İzmir, Aydın, Muğla illerindeki Yunan bayrağı mı? Yoksa Ankara ve İstanbul'da göndere çektiğiniz Barzani bayrağı mı? 22 ilimizi kendisine ait sayan Barzani. Bakın, uluslararası ilişkiler diyorum ya, hamasetle kendi vatandaşını kandırarak yürütülebilecek şeyler değildir. Uluslararası ilişkiler çok ciddidir. Bakın biz diyoruz ki Lozan'dan işte Ankara'nın 1926 Ankara Anlaşması 1923 Lozan 1946'da Ankara Anlaşması'nın revizi 83'te tekrar sınır güvencesi bunların hepsi var anlaşmalar. Peki o anlaşmalar var da Lozan'a göre bu adalar kimin hı hı. kardeşim? Ve sen şimdi Kerkük'e Musul'a müdahale hakkım var diye olmayan bir hakkı söylüyorsun. Öyle bir müdahale hakkında yok onu da konuşuruz da. Peki o Lozan aynı Lozan aynı Lozan. Yani bana Irak sınırı değiştiği takdirde müdahale hakkı verir dediğin Lozan. Yunanistan'la sınırın değişmiş. Niye kılın kıpırdamıyor hemşerim? 8 senedir neredesiniz ya? Ben bunu 50 defa her televizyonda söylüyorum. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Tek bayrak. Senin tek bayrağın falan yok. Tek bayrak deme hakkın da yok. Önce burada Yunan bayrağını indireceksin. Ondan sonra. Sonra tek millet. Hangi tek millet? Hangi tek millet? Milletin yarısını siz zaten... Milletin nüfusunu 50 milyona indirdi Recep Tayyip Erdoğan. 30 milyon yok. 50 milyonluk Türkiye'de. Başka? Bize oy veren millet gerisi illet. Hayır verenler efendim şey terörist. Ha? Tek millet de yok. Böldünüz milleti kardeşim.
Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet'i dinlemediniz. Ne diyordu Fatih Sultan Mehmet? Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Ahlak ölürse millet bölünür. Siz devlet yönetiminden aklı çıkardınız, ahlakı öldürdünüz, milleti böldünüz. Sonra tek devlet. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adalet öldüğünde devlet yıkılır. Kadıyı satın aldın, kadıyı. O Yargıtay Başkanı gitti çay topladı ya, kadı satın alındı. Danıştay Başkanı ana muhalefet liderine bir iktidar partisi başkanı gibi laf yetiştirdi ya, kadı satın alındı. AKP'nin il ilçe başkanlarına hakim savcı atadın ya, kadı satın alındı. Nuriye ve Semih 207 gündür işlerini istedikleri için ölüme giderken seyrettin ya, kadı satın alındı. Cumhuriyet yazarlarını hiçbir suçları günahları yokken içeri tıktın. Sonra bir sene sonra tahliye ettiğin Kadri Gürsel'i eşini öptü diye kınadın ya, kadı satın alındı. Devlet böyle yıkılır. Sen kalkmışsın şimdi, tek bayrak, tek devlet, tek millet, hiçbiri yok kardeşim. Hepsini mahvettiniz. Bu işte Putin dostum demiş. Trump sırtını okşamış dostum demiş. Biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokan İttihat ve Terakki millete Kaiser Wilhelm'in Müslüman olduğunu söylemiş. Kandırmakla ilgili bütün bunlar. Evet. Toplumu kandırmakla ilgili. Maalesef şimdi, öyle. Hüsnü Bey, o kadar değişik alanlardan getirerek analiz ettiniz ki, ama şöyle bir şey var. Bütün bunları konuşurken bir çaresizlik duygusu yayılıyor topluma. Hayır. Neden bu bilgiler ortadayken değişmiyor? Hayır. Neden değiştirilemiyor? Çaresiz bütün? Olan bugün Türkiye'yi yönettiğini zannedenler. Çünkü bütün dünya belli şeyleri biliyor. Bakın, bütün dünya Suriye'deki iç savaşa kimlerin tırlar dolusu silah gönderdiğini biliyor. Bütün dünya biliyor. Bilmeyen bir tek bizim milletimiz, bu medya sayesinde. Hı hı. Bu medya sayesinde. Bütün dünya Irak'taki petrolü hangi şirketlerin taşıdığını, oradan elde edilen milyar dolarların hangi İsviçre bankalarına yattığını biliyor. Semra Hanım, bilmeyen bir tek bizim milletimiz. Bizim milletimize bunlar anlatılmıyor. Zorda olan Türkiye değil, Türkiye'yi yönetenler. Her taraftan kuşatılmış durumdalar. Zarrab davası orada, Birleşmiş Milletler'e giden Suriye dosyası orada, Lay Adalet Divanı'na giden petrol dosyası orada. Her taraftan kuşatılmış durumda. Türkiye bu kuşatmayı yarar. Bakın, demin söyledim, Türkiye çok güçlü bir ülke. Ciddi söylüyorum. Kendi barışını, kendi Kürdüyle barışabilir Türkiye. Bunun önünde bir engel yok. Bakın, yani öyle çok bir kavram kargaşası ve bilgi kirliliği var ki, Ankara Anlaşması'nın Türkiye'ye işte sınır değiştiği takdirde Kerkük'e müdahale hakkı verdiği söyleniyor. Aynı zamanda efendim Osman Baydemir çıkıyor diyor ki işte her milletin kendi kaderini tayin hakkı vardır. Hayır efendim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre kendi kaderini tayin hakkı bir azınlığın vatandaşı olduğu ülkenin toprak bütünlüğünü zarar verecek şekilde kullanılamaz. Bunu herkes biliyor. Herkes tribünlere oynuyor. Osman Baydemir de tribünlere oynuyor. Recep Tayyip Erdoğan da tribünlere oynuyor. Ve burada Türk ve Kürt çocuklarının kanı üzerinden kirli bir petrol ve su pazarlığına Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti feda ediliyor. Ne olacak? Olacak olan şu. Yapamayan gidecek, yapabilen gelecek. Nasıl olacak? Gidecek. Bakın, gider. Bu sürdürülebilir bir yönetim anlayışı değildir. Böyle dostumla, ahbap çavuş ilişkileriyle el sıkışarak falan olmazmış. Bakın söylüyorum. Rus uçağını düşürdük. Ne oldu? Sabahleyin koştura koştura Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Dedi ki bir Rus uçağını düşürdük. Arkasından o günkü başbakan çıktı. Davutoğlu, emri ben verdim dedi. Arkasından vay öyle miydi, böyle miydi? İş öyle bir noktaya geldi ki 15 Temmuz 2016'dan sonra biz ne öğrendik? Meğer iki tane FETÖ'cü pilot düşürmüş ya Rus uçağını. Bak Allah'ın işine ya. Ve bunu bu millete anlattılar. Ve bu milleti inandırdılar buna. Niye?
30 tane kanal var. Sabahtan akşama kadar oraya çıkardığınız bir takım akademisyen kılıklı, gazeteci kılıklı adamlar bunu bu milletin kafasına boca ettiler. Evet. Halbuki en cahil insan bile bilir ki F-16'nın füze ateşleme kilidi Ankara'dan açılır. Bu Çakar Almaz Kırıkkale silah değil ki de elinden çekip de dam diye vurasın. Bu kadar o her şey ortadayken Rusya. Şimdi domates göndereceğiz. Bilmem ne yapacağız falan filan. Bakın tekrar söylüyorum ya Allah için ya, yani hakikaten içim sızlayarak söylüyorum. Yani biz kendi içimizde bakın hukuk diye bir şey kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen devre dışına çıkarıldı. Ya Danıştay kış saat yaz saat uygulamasını yani uzatılmasını iptal ediyor. Ne diyor dün Enerji Bakanı? Bir KYK ile hallederiz diyor ya. Ya arkadaş KYK dediğin olağanüstü hale ilgili. Olağanüstü hale siz niye ilan ettiniz? Güya işte Allah'ın lütfu bir darbe oldu. Ha? Darbecilerle mücadele için. Ya senin yaz saatinin darbeyle ne ilgisi var hemşerim ya? Pazar günü meclis açılacak ama Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen özel oturumla toplandı. Mesela ben o toplantıdan da anlayamadım. Meclisin etkisizleştiğini daha doğrusu anladım. Yok iyice. Zaten fiilen yok. Ama işte bu sürdürülebilir değil fiilen derken. Yok, sürdürülemez. Sürenin de böyle sonuna doğru yaklaşırken Semra Hanım, bakın, ne yapacağız bana, anlamaya çalışıyor izleyenlerimizle. Bu yönetim anlayışı sürdürülebilir bir yönetim anlayışı değil. Bu sonunda öyle bir kara delik zam yaratıyor ki. Zam da onu gösteriyor zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de yutacak. Recep Tayyip Erdoğan'ı da yutacak. Bak ben buradan şimdi söylüyorum çok inançla. Hüsnü Bozkurt olarak söylüyorum ama. Yani bir muhalefet milletvekili diye dinlemeyin lütfen. Türkiye'nin bir an önce içeride birliği temin etmesi lazım. Millet bölündü demin onun için söyledim. Hı hı. Böyle tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet parmak sallamakla bu iş olmaz. Zaten ülkede siyaset mutlaka parmakla yapılıyor. Biri de kalkmış 5000 tane bilmem ne Kerkük'e hazır diyor. Ya bu ülkenin 600 bin kişilik ordusu var kardeşim ya. Ne demek 5000 gönüllü? Senin yani ayrı bir ordu mu kurdunuz? Ayrıca da sahada büyük devletler var. Küresel yani, 5000 kişi ne yapacak yani orada? Akıl alır falan bir şey değil. Söylenen tamamen içeriye dönük. Tamamen tribünlere. Goy tamamen yapılıyor. Şu milleti kandırmaya dönük şey. Bu bakın bu yanlış. Türkiye bir an önce AKP'siyle, CHP'siyle, MHP'siyle, HDP'siyle bir araya gelmek zorunda. Bu büyük bir emperyalist plan, bunu görmek zorundayız. Ben referandumdan önce bu ülkeyi bölmeye çalışanlar evet çıkarsa heveslenmesin. Biz yine Samsun'a çıkarız. Oradan işte Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Oradan İnönü, Sakarya, Dumlupınar. Ulan sizi de yedi göbek sülalenizle bütün emperyalistleri İzmir'den denize dökeriz derken tam da bunları bugünleri söylüyordum. Ciddi söylüyorum. Çünkü bu büyük bir emperyal plan. Bu emperyal planın içinde inanın bana Kürt yok, Türk yok. İnanın bana yok. Büyük İsrail var. O muhayyel Kenan ülkesi var. Bakın bir başka harita göstereyim şimdi. Bu harita 92 tarihli. 1992 tarihli. Bu Condoleezza Rice'ın BOP haritası. Kadın ne dedi? Kuzey Irak'tan, Kuzey Afrika'dan Çin Seddi'ne kadar 23 ülkenin rejimleri ve sınırları değişecektir dedi. Bakın Türkiye'de Suriye'de değişti, orada. Mısır'da değişti, Somali'de değişti, Libya'da değişti. Hatırlayın Suriye ne halde? Irak değişti. İran'ın ve Türkiye'nin başına çorap örülmeye çalışılıyor. Bu büyük bir emperyalist plan. Bu plana göre rejimimiz değişti. Şimdi sınır değişme noktasındayız. Biz bu badireyi atlatırız. Türkiye bundan çok daha büyük belaları atlatmış bir ülke. Neyle? Hiç kimse şimdi hamaset yapıyor demesin. Önünüzde kitap var açın okuyun kardeşim. Nutuk okuyun. Mustafa Kemal ne yaptıysa onu yapacaksınız. Önce milli birlik sonra anti-emperyalist bir hükümet. Anti-emperyalist ama lafta değil. Bu coğrafyada mutlaka ve mutlaka Türkiye. Bakın 10 bin kilometrede öteden gelmiş Amerikan askeri bölgede mi? Bölgede. Rusya gelmiş Rus askeri bölgede mi? Bölgede. Almanya'nın askeri bölgede mi? Bizim İncirlik'ten çektiler. Hı hı. Ya bütün dünyanın askeri orada. Peki biz ancak Irak'ta referandum olunca Kerkük'e girmeyi falan filan diyoruz. Kerkük, Musul, Türkiye'nin vilayetleri değil kardeşim. Ne zaman?
Lozan'dan sonra Mustafa Kemal eğer hakikaten yaşasaydı tıpkı Hatay sorunu gibi onu da çözebilirdi. Çözülebilirdi. Ama şimdi 2017 yılında siz Kerkük'e 5000 gönüllüyle gidecekmişiz de yok uçacak bunları bırakın. Adam gibi bakın politika hele dış politika hele dış politika hele dış politika. Aldatılma bak, Türkiye, zamanımız yok artık. Bakın Türkiye bakın Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidince ilk kimi ziyaret etti kardeşim? Amerikan Yahudi Birliği'ni. Burada İsrail'e rehberliği orada. Ya şu Orta Doğu'daki bu davanın arkasında yani Irak'ta ve Suriye'de olanı siz hiç IŞİD'in İsrail'e karşı bir eylemini gördünüz mü ya? Demin onun için dedim. IŞİD, IŞİD, IŞİD bir IŞİD'dir gidiyor. Bizimkiler DEAŞ diyor ya neyse. Irak Şam İslam Devleti. Ne bu? Terörizm. Ya bana bir söyleyin bir terör örgütü. Bunların silah fabrikalarım var, uçak fabrikalarım var. Neyi nereden var geliyor? Allah aşkına? Nereden geliyor bu güç? Arkasında İsrail ve Amerika var kardeşim. Biz eşeğin adını koymadan semer dövüyoruz. Eşeğin adını koyacağız. 15 Temmuz neyse, 16 Nisan neyse bugün karşılaştığımız tablo odur. Türkiye'yi bölmek isteyen bir emperyal plan var. Bu plana karşı milli birlik sağlanmadan onun için AKP'lisiyle, MHP'lisiyle, HDP'lisiyle, CHP'lisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir milli birliktelik oluşturmamız lazım. Aksi halde ne olacağını size söyleyeyim. Tarihin hükmü işler. Hepimiz bunun altında kalırız. Yeni bir Mustafa Kemal buluruz. İşte Samsun'a çıkma vakti o zaman gelir. Samsun'a çıkmak zorunda kalmamanın yolu şimdi akıllı olmak. O gücü var Türkiye'nin. Bence o var. Bence insan var. Gücü de var, zihin gücü de var. Her türlü bakın her türlü. Motivasyonu da her, var. Ya arkadaş. Organize olamıyor galiba. Monşerler deyip bakın monşerler deyip dışlarının yetişmiş bütün kadrolarını budadılar. Budadılar resmen. Ve şimdi diplomat yok ya. Ya yani Allah rızası için şu Cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'a bir adam gibi diplomat bir şey yapsa danışmanlık etse inanın bana böyle hatalar olmaz. Olacak iş falan değildir ya. Ciddi söylüyorum. Evet. Biz diyor Barzani'nin diyor böyle bir şey yapacağını hay Allah yanılmışız. Allah Allah. Allah Allah yani bakkal dükkanı mı yönetiyorsunuz kardeşim ya? Ha bakkal dükkanında ya bu bisküvinin çok satacağını düşündüydük yanılmışız dersin. Bir kutu bisküvi zararın oldu. Ya devlet yönetiyorsun kardeşim bu ne mi? Evet. Biz menzilimiz birdi. Ağızlarında Allah vardı. Bunlara ne istediyse verdik. Vay namussuz Fethullah Hoca bizi kandırmış. Vay Obama beni kandırmış. Vay Esad bizi kandırdı. Ya bu Esad'la siz Emine Hanım'ı da alıp Esad'ın eşiyle Marmaris'te efendim Fettah Tamince'nin yatıyla balık tutmadınız mı kardeşim ya? Ortak parlamento toplantısı yapmadınız mı? Vizeleri kaldırmadınız mı? Ne diyor İsmet Paşa? Büyük devletlerle siyaset yapmak ayıyla yatağa girmek gibidir. Dikkat etmezsen ezilirsin. Şimdi bak ayıyla yataktasın. Dikkat et kardeşim. Onun için dikkatin yolu ne? Bilgi, akıl ve tarihi. Tarihi şu kafasında festa dolaşan adamdan öğrenmeyi bir bırakın. Açın okuyun ya. Lozan Anlaşması orada duruyor. 1926 Ankara Anlaşması duruyor Semra Hanım. Ankara Anlaşması'nı tahkim eden 1946 anlaşması duruyor. 1983'teki sınır güvenliği anlaşması duruyor. Ama siz kalkıyorsunuz ya inanılmaz bir şey. Lozan'ı diyorsunuz bize zafer diye yutturdular. Hezimettir. Yunanlı bayram ediyor. Yani inanılır gibi değil. Böyle bir bakın bu kadar hatayı üst üste şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra savcılar harekete geçecek. Yani üst üste Allah aşkına olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan siz isyan kaldın, ediyor. Siz isyan ediyor. Yani bu hata değil artık bu yani. Hata, aldatılma o zaman, değil. O zaman, aldanma değil. O zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da, Binali Yıldırım'a da, Kemal Kılıçdaroğlu'na da, Devlet Bahçeli'ye de, işte HDP adına siyaset üreten Kürt kökenli siyasetçilerimize de düşen sorumluluk nedir? Bir araya gelmektir. Bak ben buradan tekrar yalvararak çağrı yapıyorum. Çok kritik günler yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu vardır. Bu beka sorununa karşı içeride bir birlik oluşturmadan bunun altından kalkılamaz. Ya şu Kemal Kılıçdaroğlu bu durmadan küfrettikleri adam her 5 sene boyunca her
grup toplantısında dedi ki Suriye politikanız yanlış, 180 derece değiştirin. Ne dediler? Senden alınacak akıl yok bilmem ne. Şimdiden o noktaya geldiler. Evet, bak şimdi evet. Suriye politikasını değiştirdin. Putin'e dostum diyorsun. Ha? Putin uçağı düştüğü zaman ne deniyordu Türk milletine? Millete ne dendi? Ben kulaklarımla duydum ya. Helal olsun bizim reis. Putin'e de haddini bildirdi. Evet. Dış politika ona buna had bildirmekle yürünmez. Son bir örnek vereyim size. Böyle bir gece ansın gelebiliriz ya falan şarkıyla, türküyle politika olmaz. Bir odada Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs özel temsilcisi Cyrus Vance. Telefonda Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger. Sene 1974. Temmuz 18. Bir gece ansızın gidildi. Öyle. Bir gece ansızın gelebiliriz. O şarkı onu geç. Evet. Gideceksen gidersin. Gitmeyeceksen konuşmayacaksın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakın artık Semra Hanım ağırlığı kalmadı lafının. Onun için dedim Türkiye Cumhuriyeti'ni ayırıyorum. Bu beyleri ayırıyorum. Bu işi toparlamak zorunda. Bundan 20 yıl önce ortaya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kara Kuvvetleri Komutanı gitti. Dedi ki Esat sabrımızı taşırma. Ertesi gün Abdullah Öcalan sınır dışı edildi. Öyle mi? Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı'nı bırak. Aylardır senin Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın bağırıyor, sallayan yok. Onu bırak. Kendi Cumhurbaşkanı'nı sallamayan bakanların var senin. Kendi hükümetinin içinde bir şey kalmamış. Gerçekten evet. Söylüyor. Hüsnü Bey vallahi sözünüzü kesmek dahi bu devam edemez. Bu bakın, devam edemez Semra dediniz. Efendi, bu devam. Sözümü de Türkiye, söylediniz. Türk milleti Hüdayi Nabit kendiliğinden oluşmuş bir şey değil. Bizim Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Abazasıyla 23 ayrı etnik kökenden oluşan bir güzel milletiz. 4000 yıllık, yaşamaya devam edebiliriz. 4000 yıllık tarihimiz var. O 4000 yıllık tarihe ihanet edilmemeli. O zaman işte ancak belki tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet lafları edilebilir. Evet. Ama şimdi bugün gerçekten tekrar altını çiziyorum. Bir milli birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu şekilde devam edilemez. Tekrar ve hukuk devletine, tekrar hukuk devletine var. Dönmemiz ve Türkiye'nin anti emperyalist altını çiziyorum. Bu bir emperyal plandır. Bu bölge halklarını karnevan içinde bırakacak. Evet Hüsnü Bey çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten sözünüzü de kesmek dahi istemiyorum. Mevzu belli, çözüm belli, rota belli. O rotaya girmek gerekir. Hüsnü Bozkurt'u uğurladıktan sonra programa devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın.